İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyinde ve başkentte birçok saldırı düzenleyen İsrail ordusu bu kez A Haber yayınında ülkenin güneyindeki Baalbek bölgesini hedef aldı. O anları yalnızca A Haber görüntüledi. A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte oldukça kritik, stratejik ve tehlikeli bir noktadayız. Baalbek burası. Türk televizyonlarında ilk kez A Haber farkıyla izleyeceksiniz. Ve dakikalar önce işte İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınan bir nokta orası ve çok yoğun bir duman bulutu var. Baalbek İsrail'in hedefinde günlerdir. Sadece güneyi vurmakla kalmıyor. Lübnan'ın güneyini vurmakla kalmıyor. İsrail aynı zamanda işte bu noktadaki yani kuzey kesimlerdeki Baalbek kent merkezi ve bölgesindeki köyler, beldeler her bir taraf İsrail'in hedefinde ve biz de bu bölgeye gelirken işte o nokta savaş uçakları tarafından vuruldu. Baalbek'te çok büyük bir yıkımın olduğunu sizlerle paylaşmak gerekiyor ve aynı zamanda da bir göç dalgası da yaşanıyor. Şimdi Niyazi o tarafı size gösterdi ama farklı farklı noktalarda yıkımlar var. Bakın işte burası da yine geçtiğimiz günlerde İsrail savaş uçakları tarafından veya SİHA'lar tarafından, hava araçları tarafından hedef alınan bir nokta burası. Bu binada kullanılamaz hale gelmiş durumda ve anladığımız kadarıyla da bir yangın çıkmış o patlamanın ardından. Ama hemen az önce gösterdiğimiz o arka taraftaki nokta oldukça sıcak bir gelişme olarak kayda geçmiş durumda. Şu an itibariyle çok yoğun bir duman yükseldiğini buradan gözlemleyebiliyoruz. İsrail savaş uçakları orada bir Hizbullah noktasını vurdu ama nereyi vurduğunu şu an itibarıyla kestirebilmek gerçekten mümkün değil. Bildiğimiz bir şey var ki çok yoğun bir dumanlar yükseliyor ve tahliyeler de söz konusu, bir göç dalgasından bahsediyoruz. İki gün önce de yine bu noktada buradalar yaşayan vatandaşlara telefonda mesaj gönderildi. Baalbek'i ve köylerini, kasabalarını boşaltın şeklinde vuracağız demişti ve işte İsrail o tehdidinin ardından tırnak içerisinde gereğini yapıyor ve yine katliamlarını sürdürüyor. Bulunduğumuz nokta itibarıyla dakikalar önce yaşandı bu saldırı. İsrail savaş uçakları tarafından bölgede de bir ambulans hareketliliğinin olduğunu gözlemlemek mümkün. İşte hemen yerde bir oyuncak göstereceğim. Bakın bu da İşte savaşın ne yazık ki çirkin yüzü, belki de şu vurulan, yan tarafta vurulan, evin içerisinden fırlayan bir yavrumuzun oyuncağı bu da. Bakın bir üst taraf Niyazi, görüyor musunuz? İşte İsrail savaş uçakları şu anda A Haber yayınında işte Baalbek bölgesini bombardımana tutmaya devam ediyor. Biz farklı bir bölgeyi gösteriyorduk Niyazi ile birlikte ama şu anda biraz daha kırsal kesimlerde, biraz daha dağlık alanlarda. Çünkü Hizbullah'ın orada İsrail iddiasına göre roket atar sistemleri var, füze rampaları var. Ve oralardan saldırı düzenliyor iddiaya göre Hizbullah. Ve işte İsrail savaş uçakları ve SİHA'ları şu anda bizim de bulunduğumuz Baalbek bölgesinde bombardımana devam ediyor. Türk televizyonlarında ilk kez A Haber farkıyla bu görüntüler ekranlarınıza getiriyoruz. Baalbek bölgesi yine Hizbullah'ın kalesi konumunda olan yerlerden bir tanesi. A Haber farkıyla Türk televizyonlarında ilk kez bu görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz sıcağı sıcağına. Hizbullah'ın özellikle Suriye kanadına doğru faaliyetlerini yürüttüğü yerlerden bir tanesi burası. Biz aşağı noktada farklı bir yeri çekiyorduk Niyazi ile birlikte. İşte tam da o nokta şimdi Niyazi gösteriyor. Bakın oradan siyah dumanlar yükseliyordu. Ama bir anda bir patlama yaşandı. İki hatta üç patlama yaşandı. Ve üst noktalar, yani dağların hemen eteklerindeki noktalar hedef alındı. Çok yoğun bir duman bulutunun da yine o bölgede çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Çok özel görüntüler bunlar. Türk televizyonlarında ilk kez A Haber girdi Baalbek bölgesine ve işte girer girmez de o İsrail katliamını, İsrail vahşetini, İsrail barbarlığını
kayıt altına alıyoruz bu özel görüntülerimizle birlikte. Çok sıcak görüntüler, çok özel görüntüler. Şu anda Niyazi Kurt'un kadrajı aldığı görüntüler. Oradan duman bulutu yavaş yavaş dağılıyor. Muhtemeldir ki bir enkaz yığını kalacak artık onun ardında. Çünkü vurulduktan sonra bu şekilde enkaz yığını oluyor. Ardından da yangınlar da çıkabiliyor veya bazen o bina yerle bir olabiliyor. Çünkü İsrail zaman zaman zırh delici mühimmatlar da kullanıyor. Tıpkı Hasan Nasrallah'ın hedef alındığı noktada olduğu gibi onlarca zırh delici mühimmat kullanılmıştı. Belki de orada da yine aynı şekilde orada binaların olduğunu görüyoruz. Yerleşim yerleri var, evler var ama nerenin hedef alındığını şu an itibariyle gerçekten kestirebilmek mümkün değil. Ama dakikalar içerisinde işte İsrail savaş uçakları bu noktayı hedef aldı. Biz de güvenlik gerekçesiyle bu yayınımızı bitirip bölgeden uzaklaşmak zorundayız. Yeni gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğimizi belirtelim. Sözü tekrar size bırakalım.